İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Meclisi sizi konferansa davet etmekten onur duyar. Batı Ermenistan Devlet Başkanı Armenak Abrahamyan ile röportaj. Azerbaycan'ın savaş operasyonları sonucunda Ermeni tarafından şehit ve yaralılar var. Artsakh Ombudsmanı Garmişurka ve Taravar köyleri yönündeki silahlı saldırılar hakkında bilgi veriyor. ABD, Karabağ çatışma bölgesinde mayın temizleme için 2 milyon dolar ayırdı. Kültürolog, Azeriler Şuşi'deki Surp Gazan Çetsoz Kilisesi'ni Ortodoks Kilisesi olarak sunmaya çalışıyorlar. Haçveraz Bayramı Cavak'ta kutlandı. Eçmiyazin Ana Katedrali'nin duvar resimleri restore ediliyor, tadilata devam ediyor. Yeniden kutsanması 2023'te gerçekleşecek. Batı Ermenistan'ın karşı karşıya olduğu zorlukları konulu konferansa davet. 28 Eylül 2022 tarihinde DoubleTree Otel'de saat 9.30 ile 13 arasında, 29 ve 30 Eylül 2022 tarihleri arasında Batı Ermenistan'ın Yerevan ofisinde saat 11 ile 15 arasında Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Armenak Abrahamyan'ın onursal başkanlığında düzenlenecek olan konferansa herkesi davet ediyoruz. Katılımınız bir mektup ile onaylamanız rica olunur veya web sitemizde bulunan telefon numaralarından arayabilirsiniz. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Armenak Abrahamyan, Batı Ermenistan TV'de 28, 29 ve 30 Eylül tarihlerinde Yerevan'da düzenlenecek olan konferans hakkında bilgi vererek konferansın Batı Ermenistan Parlamentosu tarafından düzenlendiğini kaydetti. Konferans 28 Eylül'de Yerevan'daki DoubleTree by Hilton Oteli'nde yapılacak. Batı Ermenistan Devlet Başkanı, milletvekilleri ve özel konuklar birer konuşma yapacak. Konferansın ana teması Batı Ermenistan topraklarının kurtuluşunu sağlamak için üstesinden gelinmesi gereken Batı Ermenistan'ın karşı karşıya olduğu zorluklardır. Son 15 yılda yapılan çalışmalar sayesinde tehcir edilmiş Ermeniler arasında milli benlik bilincinin ve vatan talebinin yeniden tesis edilmesi mümkün olmuştur. Devlet Başkanı, dünyanın farklı ülkelerinden seçilen milletvekillerinin tek bir sistem oluşturduğunu ilk bir kez daha belirterek bunun parlamento tarafından organize edildiğini özellikle vurguladı. 13 Eylül gece yarısında Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri topçu araçları ve uçak savar füzeleri kullanarak Ermenistan Cumhuriyeti Azerbaycan sınırının çeşitli yerlerinde bulunan Ermeni mevzilerini bombalamaya başladı. Özellikle Sotk, Varteniz, Goris, Kapan, Artaniş ve İşhanasar yönünde bulunan mevziler bombalandı. Azerbaycan'ın taarruz öncesi eylemleri sonucunda Ermeni tarafından şehitler ve yaralılar var. Bu, Ermenistan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı Sözcüsü Aram Torosyan tarafından bildirildi. Ön verilere göre Ermeni tarafından 49 kişi şehit düştü. 12 Eylül sabah saat 4 ile 4.30 sularında Azerbaycan tarafı Artsakh Cumhuriyeti'nin Martuni bölgesine bağlı Garmişurka ve Taravar köyleri önündeki mevzilerden farklı tip ve kalibre silahlardan ateş açtı. Ateşleme yaklaşık 30 dakika sürdü. Doğrulanmış bilgilere göre Azerbaycan tarafının suç faaliyetleri sonucunda Garmişurka topluluğunda iki konut hasar gördü. Evlerden birinde ise kurşun ikinci katın balkon kapısına isabet ederek evin odasına girdi. Biri küçük olmak üzere evin dört üyesi evdeydi ve silah seslerinden uyandı. Diğer kurşun konutun bahçesindeki gölgeliğe isabet etti. Tağvar topluluğunda Azerbaycanlıların açtığı ateş sonucu bir ev hasar gördü ve yakındaki evin bahçesinde büyük kalibreli bir makineli tüfek topu bulundu. İnsan hakları savunucusunun personeli tarafından ateş açılması ile ilgili sivil nüfusta meydana gelen zararlara ilişkin bilgi toplama çalışmaları devam etmektedir. Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Karabağ İhtilafı bölgesinde mayın temizleme için 2 milyon dolar tahsis ettiğini duyurdu. Açıklamada şöyle deniyor.
Bölgesel barışı ve işbirliğini desteklemek için ABD 2020 yılının sonbaharda Güney Kafkasya'da Ermeni ve Azerbaycan güçleri arasındaki yoğun çatışmalardan etkilenen bölgelerde insani mayın temizleme operasyonları için 2 milyon dolar tahsis edilmesi duyurmaktan memnuniyet duyar. Çatışma bölgesinde mayınlar ve patlamamış mühimmat sivilleri öldürmeye ve sakat bırakmaya, ekonomik kalkınmayı engellemeye ve yerinden edilmiş kişilerin güvenli bir şekilde geri dönüşlerini engellemeye devam ediyor. 2021 Kasım ayında sağlanan 500 bin ABD doları göz önüne alarak ABD'nin yeni finansmanı ölümcül mayınları ve patlamamış mühimmatı etkisiz hale getirmek için mayın temizleme örgütlerinin teknik potansiyelini güçlendirmeye devam edecek. Uluslararası Müzeler Kongresi'nde Azerbaycan, sanki Ermeniler Azerbaycan, Müslüman ve Afgan mirasına zarar veriyormuş gibi Ermeni karşıtı bir konuşma yaptı. Yerevan Devlet Üniversitesi Kültür Araştırmaları Bölüm Başkanı, Tarih Bilimleri Doktoru Profesör Hamlet Petrosyan, Newseum gazetesi ile yaptığı görüşmede Ermeni tarafının bu konuşmayı engellemek istediğini ancak bunun gene de yapıldığını söyledi. Kültür uzmanına göre Azerbaycan, kontrolü altına geçen Ermeni kültürel mirasına ilişkin kurnaz bir politika uygulayarak Afgan ve diğer kökenlerden olduğunu sunmaya çalışıyor ve böylece her şeyin yok edilmesini istemiyor. Kültür uzmanı Şuşi'deki Surp Gazançesos Kilisesi'nde Azeriler tarafından yapılan sözde restorasyon çalışmalarına atıfta bulunarak kilisenin Ortodoks Kilisesi olarak tanıtılmaya çalışıldığını düşünüyor. 17 Eylül'de Ermeni Apostolik Kilisesi Haçveraz Bayramı'nı kutladı. Sabahın erken saatlerinde Ninosminda'dan onlarca inançlı ruhani papaz Der Armaş Bogosyan'ın rehberliğinde Aragel Köyü Kutsal Haç Kilisesi'ne gitti. İnançlılar 10 kilometrelik yolu yürüyerek geçtiler. Daha sonra kilisede bir kutlama ayini yapıldı. Aragel, Ninosminda bölgesindeki Kutsal Haç adında bir kiliseye sahip tek köydür. Haçın yüceltilmesi, kutlaması aynı zamanda köyün kutlamasıdır. Der Armaş Bogosyan her yıl geleneksel olan hac ziyaretini düzenliyor. Eşmiadzin Ana Katedrali'nin tadilat çalışmaları sırasında farklı eşyalar bulundu. Duvar resimlerinin altında başka katmanlar açılmıştır. Tapınağın daha önce resimlerle dolu olduğu ortaya çıktı. Eşmiadzin Katedrali şu anda yoğun onarım ve restorasyon çalışmalarından geçiyor. Yenileme çalışmaları bu yılın sonunda tamamlanacak ancak tapınağın yeniden kutsanması 2023'te gerçekleşecek. Şimdi bir grup uzman önce katedralin fresklerini kirden arındırıyor, ardından renklerini yeniliyorlar. Fresklerin restorasyonu Ermeni uzmanlar yapıyorlar. Katedralde inşa edildiğinden beri bu kadar büyük çaplı çalışmalar yapılmadı. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Aşık Şeram'ın Tarlan Tarlan adlı eserini sunuyoruz. Eserin tamamını web sitemizden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.